yaklaşıyor hadi de durma sana ders bolca bu Merhaba sevgili arkadaşlar ders izleyene hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle maddedeki değişimler ve kimyasal tepkimelerle ilgili sorular çözeceğiz. Hidrokarbonların yanma olayı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hidrokarbon demek yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunduran bileşik demek. Tam yanma gerçekleştiğinde yanma ürünleri de karbondioksit ve su olur. Karbon sayısı arttıkça şurayı da tepkimeye de yazayım mesela. X tane karbondioksit, Y bölü 2 tane su gibi yazabiliriz. Oksijen de sayıp denkleştirebiliriz. Karbon sayısı arttıkça açığa çıkan enerji miktarı da artar. Evet. Ne kadar çok karbon, o kadar çok enerji. Dışarı ısı verdikleri için de ekzotermik tepkimelerdir deriz. Cevabımız edirne. Yukarıdaki tepkimelerden açığa çıkan X, Y, Z gazlarından hangileri yanıcıdır? Arkadaşlar bir gazın yanıcı olabilmesi için soy gaz ya da asal gaz olmaması gerekiyor. Bakalım. Şimdi kalsiyum sülfürik asitle tepkimeye girdiğinde kalsiyum sülfat ve H2 gazı oluşur. Nereden biliyorum? Kalsiyum ile sülfat burada zaten geriye H2 kaldı. Ayrıca kalsiyum aktif metal olduğu için asitlerle tepkimeye girdiğinde H2 gazı çıkartır. X yanıcı. X'in olmadığını eleyelim. Sülfürik asit kalsiyum karbonatla tepkimeye girdi. Bakın asit karbonatlı bir bileşikle tepkimeye girdiğinde tuz, su ve karbondioksit gazı oluşturur. Karbondioksit gazı asal bir gazdır, yanmaz ve tepkimeye girmez. Dolayısıyla bu da yanıcı değildir diyoruz. Y'nin olduklarını eleyin. Peki Z, Z'de de SO2, 1 bölü 2 oksijen dağını ne çıkar? SO3. Arkadaşlar SO3 de yanmaz. Çünkü e, alabileceği en yüksek yükseltgenme basamaklarına sahip olmuşlardır zaten. Karbondioksit ve kükürt trioksit için söylüyorum. Bakın oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2. Ne yazarsak kükürde e, nötr olur. Artı 6, 3 kere 2, 3 kere eksi 2, eksi 6. Kükürtün yükseltgenme basamağı artı 6. Kükürt zaten 6 ada ve en fazla 6 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Bundan daha ileriye gidip de oksijenle yanıp yükselt genemez sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kükürt trioksit de asal tıpkı karbondioksit gibi. Yine eksi 2 karbonun buradaki yükseltgen basamağı 4 ve oksijenle tepkimeye girip yanamaz diyoruz sevgili gençler. Buradan da karbondioksit ve kükürt trioksitin asal birer gaz olduğunu öğrenmiş olduk. En azından yanmaya karşı asal. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesine örnek olamaz. Bakın demir, iç, oksit, demir ve oksijene ayrışmış. Analiz aynı zamanda ayrışma. Amonyum klorür, ee, amonyak ve hidrojen klorür'e ayrışmış. Sodyum klorür ise suda çözülmüş arkadaşlar. Bu bir ayrışma tepkimesi değil. Ayrışması için sodyum artı gaz klor eksi gaz olması gerekiyordu. Tamamen ayrışmış oluyorlar. Ama suda dediğimiz zaman sadece suda çözmüş oluyorsunuz. Bir sülfit bakalım. Evet ayrışmış. Kalsiyum karbonat da ayrışmıştır diyoruz. Cevabımız Ceyhan. Yukarıdaki tepkimelerden hangileri sentez tepkimelerine örnek verilebilir? Sentez tepkimesi ise iki maddeden bir madde oluşacak. Bakın iki maddeden bir madde oluştu. İki maddeden bir madde oluştu. Bu bir sentez tepkimiz değildir. Bir madde oluşması gerekiyordu. Bu bir yanma tepkimesidir. İki madde oluşmuş. Hatta metan gazı oksijenle yanmış. Karbondioksit ve su oluşmuştur. Deriz cevabımız Bursa. Amonyak sülfürik asitle tepkimeye girmiş. Bununla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Nötrleşme tepkimesidir. Amonyum sülfat oluşur. Bakalım ne oluşacak? NH4 2 tane sülfat 1 tane. Peki su oluşuyor mu? Su şuraya 2 yazalım sevgili arkadaşlar. Su oluşmuyor. Neden su oluşmuyor? Çünkü su oluşturacak hiçbir şey kalmadı. Amonyum sülfat oluştu direkt. Sayın hatta 2 azot, 6 hidrojen, 8 hidrojen ve sülfat. Nötrleşme tepkimesi olması için Tuz ve su olması gerekiyordu. Burada sadece tuz oluştu. Dolayısıyla nötrleşme tepkimesi değil. Oluşan çözelti, sulu çözelti, iyon içerdiği için elektrik akımını iletir. Eşit molde amonyak ve sülfürik asit alındığında sülfürik asitin %50'si harcanır. Bu da ne demek istiyor? Aslında kimyasal hesaplamalar soru çözümünde daha detaylı göreceğiz. Katsayılara bakın. 2'ye 1 2 tane amonyak 1 tane sülfürik asit var. co 4 2'şer e, e, mol eşit mol aldığımızda 2 mol amonyak, 2 mol sülfürik asit aldığımızda bunun katsayısı 2, bunun katsayısı 1. 2 mol harcanırsa 1 mol harcanır. Amonyak biter, sülfürik asidin 1 molü kalır yani %50'si harcanır ifadesi doğru olur. Cevabımız Denizli. Derişik nitrik asit çözeltisine 1 miktar e, sodyum bikarbonat ilave edildiğinde kapta gerçekleşen tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir kere asitler karbonat içeren bir tuzla tepkimeye girerse eğer karbondioksit gazı çıkartır. Ee, ve gaz sulu çözelti olduğu için heterojen bir tepkimedir. Burada tuz ve su açığa çıkması gerekiyordu. Tuz, su, ve karbondioksit açığa çıktığı için nötrleşme tepkimesi olarak da kabul edilebilir sevgili arkadaşlar. Ve yazalım tepkimeleri. Şöyle ki ne oluşur? Sodyum nitrat, su ve karbondioksit. Edirne diyebiliriz. Sülfürik asit ve lityum hidroksit tepkimesi ile ilgili hangileri yanlıştır? Oluşan tuzun formülü lityum sülfattır. Arkadaşlar, e, nötrleşme tepkimesi olması için hidrojenle hidroksitin sayısı eşit olmalı. 2 dedim. 2 tane hidrojen, 2 tane hidroksitten 2 tane su oluşur. Geriye ne kaldı? 2 tane lityum ve 1 tane sülfat. Doğru. 0,2 mol sülfürik asit 0,4 mol lityum hidroksitle tam nötrleşir. Bakın katsayılar 1'e 2. 1 mol sülfürik asitle 2 mol lityum hidroksit tepkimeye girerse 0,2 mol sülfürik asitle kaç mol tepkimeye girer? İçler dışlar çarpımı yapın. 0,4 mol tepkimeye girer. Doğru. En küçük katsayılarla denkleştirilmiş tepkimelerde suyun katsayısı 4'tür diyor. Biz suyun katsayısını ne yazdık sevgili gençler? 2 yazdık. Cevabımız Ceyhan. Yukarıda verilen asit baz tepkimelerinden hangilerinde asit ile bazın birleşme oranı 2 bölü 3'tür? Yani şöyle yapacağız. Önceki soruda da yapmıştık ya. Hidrojen ve hidroksit sayısı eşit olmalı. 3, 2 yazarsan 3 kere 2, 6. 3 kere 2, 6. Asidin kat sayısı ne oluyor? 3. Bazın katsayısı 2. Dolayısıyla 1 yanlış. 2'ye bakalım. 2, 3 yazacağım. Bakın 3 tane hidroksit. 3 kere 2, 6 tane hidroksit. 6 tane hidrojen. Ne olur? 2 bölü 3. Hidrojen klorür badyum hidroksit. Şurasına 2 yazarsam hidrojenli hidroksit sayılarında eşitlerim. Bu da 2 bölü 1 yapar. Yalnız 2 de 2 bölü 3 oranı olur sevgili arkadaşlar. Kimyasal tepkime türleri ile ilgili ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesin değildir? Tüm yanma reaksiyonlarında karbondioksit ve su açığa çıkacak diye bir şey yok sevgili arkadaşlar. Eğer hidrokarbonsa karbondioksit ve su çıkar. Ama e, kim olsun? Mesela demir paslanırken aslında bir yanma tepkimesi gerçekleşiyor. Demir paslanırken karbondioksit ve su mu açığa çıkıyor? Hayır. Tüm asit-baz tepkimelerinde tuz ve su açığa çıkar. Az önce yapmıştık amonyum sülfat açığa çıkmıştı mesela. Amonyum sülfat sadece tuz oluşturduğunda bu asit-baz tepkimesi eğer nötrleşme tepkimesi olursa tuz ve su açığa çıkar diyoruz. İki de kesin değil. Tüm kimyasal tepkimelerde atom türü korunur. 1 ve 2 kesin değildir diyoruz sevgili arkadaşlar. tepkimeleri ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci tepkimi etenin oksijenle yanması, ikinci tepkimi ise sodyum hidroksitle hidrojen klorürün e, nötrleşme tepkimesi. Arkadaşlar her ikisinde de su açığa çıkar. Nasıl? Karbondioksit ve su. Denkleştirin hatta 2, 2, 3. Sodyum hidroksitle hidrojen klorür, NaCl ve su oluşturur. Doğru. Her iki tepkimede de elektron alışverişi gerçekleşir, yani indirgenme yükseltgenmedir diyor. Arkadaşlar birinci tepkimede evet yanma tepkimesi, ama ikinci tepkimede yer değiştirme var, İndirgenme yükseltgenme yok. Oluşan bileşiklerin hepsi kovalent bağlıdır. Arkadaşlar NaCl iyonik bağlı bir bileşiktir, evet diğerleri kovalent. Cevabımız Adana olur sevgili arkadaşlar. Testimizin sonuna geldik. Bir sonraki soru çözümünde. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.